makaralı sistemlerle ilgili problemlerden devam edelim. Hatırlayalım. Bu tür soruları çözmenin bir zor yolu bir de kolay yolu vardı. Zor yolda Newton'un ikinci yasasını her bir kütle için ayrı ayrı uyguluyorduk ve iki bilinmeyenli iki denklem elde ediyorduk. Sonra da herhangi bir işaret hatası yapmadan sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapıyorduk. Ama dürüst olmak gerekirse hata yapmadan sonuca ulaşmak pek de kolay değildi. Kolay yoldaysa sistemdeki cisimlerin ivmelerinin büyüklüğüne ulaşmak için yani bu kütlenin veya bu kütlenin ivmesinin büyüklüğünü elde etmek için yapmamız gereken tek şey sistemi harekete geçirmeye çalışan net dış kuvveti sistemin toplam kütlesine bölmekti. Sistemi oluşturan cisimlerin ivmelerinin büyüklüğünü kolayca bulmanın yolu buydu. Ama bu yöntemin işe yaraması için sistemdeki cisimlerin aynı büyüklükte ivmelerle hareket etmesi gerekiyordu. Bu örnekte bu koşul sağlanıyor. 5 kilogramlık kütle bir ipe bağlı. İp bir makaranın üstünden geçerek bu 3 kilogramlık kütleye bağlanıyor. Dolayısıyla 5 kilogramlık bu kütle aşağı yönlü, 3 kilogramlık bu kütle de aynı oranla yukarı doğru ivmelenmek zorunda. Aksi takdirde ip ya kopmuştur ya da esnemiştir. Oysa biz böyle bir şeyin gerçekleşmediğini varsayıyoruz. Yani sistemi dış kuvvetlere maruz kalan tek bir kütle olarak ele alabilmemizi sağlayan şey ipin kopmaması veya esnememesi. Evet, nasıl çözeceğiz bunu? Öncelikle dış kuvvetler neler? Dış kuvvet neydi? Dış kuvvetler sistemdeki cisimlere etkiyen fakat sistemin dışından gelen kuvvetlerdi. Mesela dış kuvvetlerden biri 5 kilogramlık bu kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti. Burada bu şekilde bir yerçekimi kuvveti var. Değeri de 5 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Neden? Çünkü yerçekimi kuvvetini böyle hesaplıyoruz. Peki işareti artı mı olmalı, eksi mi? Yerçekimi kuvveti 5 kilogramlı kütleyi aşağı doğru çekiyor. Yani soru bu kütleleri bırakırsak ne olur olsaydı 5 kilogramlık bu kütlenin aşağı doğru ivmeleneceğini söyleyebilirdik. Bakın buradaki yer çekimi kuvveti kütleyi aşağı çekip harekete geçiriyor. O halde bu pozitif bir kuvvet. Peki sisteme hareket kazandıran böyle başka kuvvet var mı? Hayır yok. Şimdi aklınıza şu soru takılabilir. 3 kilogramlık bu kütleyi çeken gerilme kuvveti de sistemi harekete geçirmeye çalışmıyor. Hayır. Çünkü bu bir iç kuvvet. Bu sistemdeki cisimlerin birbirine uyguladığı bir kuvvet. Ve bir iç kuvveti dengeleyen başka bir iç kuvvet daima vardır. Mesela 3 kilogramlık bu kütleyi çeken gerilme kuvvetini 5 kilogramlık kütleyi çeken gerilme kuvveti dengeliyor. Sistemi 3 artı 5 kilogramlık tek bir cisim olarak kabul ettiğimizde toplam 8 kilogramlık cisim içerisinde etkiyen bu iki kuvvet birbirine götürüyor. Dolayısıyla bunlar iç kuvvetler ve bizim denklemimizde yerleri yok. Artık sistemi hareketlere geçirmeye veya durdurmaya çalışan diğer kuvvetlere bakabiliriz. Burada sistemin hareketine karşı koyan bir kuvvet var. 3 kilogramlı kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. Büyüklüğü 3 kilogram çarpı 9.8 metre bölü saniye kare. Ve bu kuvvet dediğim gibi sistemin hareketine karşı koymaya çalışıyor. 5 kilogramlı kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti bu tarafta aşağı doğru bir inme yaratırken, hareketin aksi yöndeki bu kuvvet sistemi yavaşlatıyor. Bu bazen kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü kuvvetlerin ikisi de aşağı yönlü öğrenciler işaretlerinin de aynı olması gerekmez mi diye düşünebiliyor. Eğer Newton'un ikinci yasasını her zaman kullandığımız gibi kullanıyor olsaydık, evet gerekirdi. Ama biz burada bir hile yapıyoruz. Hareket yönünü şöyle gösterirsek, hareketle aynı yönde olan kuvvetleri pozitif, hareketle zıt yönde olan kuvvetleri negatif olarak alıyoruz. Dolayısıyla sistemi ileri doğru iten kuvvetler pozitif yönlü, harekete direnen kuvvetlerse negatif yönlü oluyor. Buradaki yer çekimi kuvveti sistem hareketinin tersi yönünde olduğu için bu kuvveti paya eksi olarak yazıyoruz. Çünkü sistemdeki her şey bu şekilde hareket ediyor. 3 kilogramlık kütle yukarı hareket ediyor. Buradaki ip yukarı hareket ediyor. İp tepede sağa doğru ilerliyor. Burada aşağı doğru iniyor. 5 kilogramlık kütle aşağı doğru hareket ediyor. Sistemdeki bütün hareketler bu yönü takip ettiği için bu yönde etkiyen kuvvetler pozitif oluyor. Oysa 3 kilogramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvveti hareketle zıt yönde. Sistemin hareketine karşı koymaya çalışıyor. Sistemin daha fazla ivmelenmesini sağlıyor. İşte o nedenle buraya eksi olarak yazıyoruz. Şimdi payı toplam kütleye böleceğiz. Toplam kütle 5 artı 3 yani 8 kilogram. Artık sistemin ivmesini bulabiliriz. İşlemleri yaptığımızda sonuç 2,45 metre bölü saniye kare çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu sistemin ivmesini bulmanın çok hızlı bir yolu. Ama dikkat edin. Bizden 5 kilogramlık kütlenin ivmesi isteniyor olsaydı sonuç eksi 2,45 metre bölü saniye kare olacaktı. Bizim burada bulduğumuz ivmenin büyüklüğü. 5 kilogramlık bu kutu aşağı doğru ivmelendiği için ivmesi negatif oluyor. Çünkü aşağı yönü genellikle negatif olarak kabul ediyoruz. Diğer yandan 3 kilogramlık bu kutunun ivmesi artı 2,45 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla bu yöntemi kullanarak artık tek bir kütlenin ivmesini bulacaksınız. O kütle için doğru işareti seçtiğinizden emin olun. Gelelim gerilme kuvvetlerine. Gerilmeleri bulmak oldukça kolay. Sorunun ikinci kısmında bizden ip gerilmeleri isteniyor olsaydı, Newton'un ikinci yasasına başvuracaktık. Ama her zaman haliyle hilemiz buraya kadardı. Bu yöntem ümmenin büyüklüğünü bulmamıza yaradı. Bundan sonra işimize yaramayacak. Bu noktadan sonra sistemi tek bir cisim olarak ele almayacağız. 5 kilogramlık bu kütleyi tek başına masaya yatıracağız ve diyeceğiz ki 5 kilogramlık kütlenin ivmesi eşittir Newton'un ikinci yasasından üstüne etkiyen net kuvvet bölü 5 kilogramlık cismin kütlesi. 5 kilogramlık kütlenin ivmesini biliyoruz yukarı yönü pozitif olarak alırsak bu cismin ivmesi eksi 2,45 metre bölü saniye karedir. O da eşittir. 5 kilogramlı kütleye etkiyen net kuvvet. Yukarı yönlü bir gerilme kuvveti var. Bir dakika. Az önce gerilme kuvvetine iç kuvvet dememiş miydik? Doğru demiştik ve buraya dahil etmemiştik. Ama şimdi geleneksel yöntemi kullanıyor ve Newton'un ikinci yasasını her zamanki şekliyle uyguluyoruz. Bu arada şu an düşey kuvvetlerden söz ediyoruz yukarı yönü olanlara pozitif, aşağı yönü olanlara negatif diyeceğiz. Mesela burada 5 çarpı 9,8 negatif bir kuvvet. Çünkü aşağı doğru. 9,8 metre bölü saniye kare. İşte bunu 5 kilogramlık kütleye bölüyoruz. Şu anda analiz ettiğimiz kütle 5 kilogramlık kütle. Sistemin tamamıyla ilgilenmiyoruz. Bizim işimiz 5 kilogramlık kutuyla. Evet, şimdi burada gerilme kuvvetini çekebiliriz. Bunu yapmanın alternatif bir yolu da 5 kilogramlık kütle için aşağı yönü pozitif kabul etmektir. O zaman ivmeyi pozitif almamız, yer çekimi kuvvetini pozitif, ip gerilmesini de negatif yapmamız gerekir. Sonuçta aynı değere ulaşırız. Ama zaten şu anda gerilme kuvvetinin sadece büyüklüğüyle ilgileniyoruz. Evet, hesap makinemizi kullanarak ip gerilmesinin büyüklüğünü hesapladığımızda 36,75 Newton sonucuna ulaşıyoruz. Bu yer çekimi kuvvetinden küçük bir kuvvet ki öyle olmak zorunda zaten. Eğer ip gerilmesi yer çekimi kuvvetinden büyük olsaydı cismin yukarı doğru ivmelenmesi gerekirdi. Oysa biz öyle olmadığını biliyoruz. İp gerilmesi yer çekimi kuvvetinden küçük. Bu sayede 5 kilogramlık bu kütle aşağı doğru ivmelenebiliyor. Evet, işte bu yöntemle sistemin ivmesinin büyüklüğünü kolayca hesaplayabiliyoruz. Sistemi tek bir cisim olarak kabul edebiliyoruz. Çünkü sistemi oluşturan tüm cisimler aynı büyüklükte ivmelere sahip olmak zorunda. Sistemi tek bir cisim olarak kabul ettiğimizde bizi sadece dış kuvvetler ilgilendiriyor. Bu dış kuvvetler ya sistemi harekete geçirmeye veya ivmelendirmeye çalışan kuvvetler oluyor ya da sistemin hareketine karşı koyup onu yavaşlatmaya çalışan kuvvetler oluyor. Sisteme etkiyen net kuvveti hesapladıktan sonra onu tek bir cisim olarak kabul ettiğimiz sistemin toplam kütlesine bölüyoruz. Ve sonunda ivmeye ulaşıyoruz. Bu size hala matematiksel bir büyü gibi geliyorsa, bu yöntemi bir türlü içselleştiremiyorsanız, bu tip bir problemi zor yoldan çözdüğümüz videoyu izleyin derim. Aynı sonuca ulaştığımızı göreceksiniz. Zor yolu kullandığımızda yaptığımız şey yine aynı. İvmeyi bulmak için sistemi hareketi geçiren dış kuvvetlerden sistemin hareketine direnen dış kuvvetleri çıkartıp sonucu toplam kütleye bölüyoruz. Kolay yolda ise bu sistemi tek bir cisim olarak kabul ettiğimiz için bu ip gerilmeleri birbirini kafadan götürüyor. Çünkü bunlar iç kuvvetler ve birbirlerine zıt yönde etkiyorlar. Biri sistemi harekete geçirmeye çalışırken diğeri durdurmaya çalışıyor.